Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Let's Go Pikachu maceramızı sonuçlandırdık biliyorsunuz. Maceramıza son verdik. Hatta kanalın bundan önceki son videosu da o serinin son bölümüydü. Tabii ben orada yine size bir şey söylemiştim. Let's Go Pikachu ile alakalı 5 tane beğendiğim iyi yönü, 5 tane beğenmediğim bu oyunun olmamış dediğim yönünü sizlere videoda sunacağımı söylemiştim. İşte bu ilk videoda Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee oyununun 5 sevdiğim noktasını sizlerle paylaşacağım. Numaradan başlayalım. 5 numarada grafikler diyorum. Evet, grafikler konusu pozitif olarak sizin karşınıza çıkacak bir özellik olmayabilirdi ama ben grafikler konusunu 5 numaraya koyuyorum. Tabi burada bir parantez açmak istiyorum. Savaş efektleri hariç diyorum. Onu parantez içerisine alayım. Çünkü oyunun savaş efektlerini beğenmedim. Daha iyi yapılabilirdi. Onun dışındaki grafikler bence çok çok iyiydi. Oyunun yani biraz zaten Pokemon Go'ya benzetilmeye çalışılmış oyun. Hani öyle grafiğin oturalım da baştan şu şekilde tasarlayalım yerine daha Pokemon Go'ya benzesin oyun şeklinde tasarlamışlar. Bence gayet başarılı bir grafik şeyi vardı, grafiği vardı. Güzel görünüyordu, hoş görünüyordu. Pokemon'lar işte yerleşim birimleri vesaire. O yüzden oyunun sevdiğim noktalarından, başarılı bulduğum noktalarından biri grafikti. Ha diyeceksiniz tabii Switch'e çıkmış bir oyun daha iyi bir grafikte sunulabilir miydi? Tabii sunulabilirdi ama bu bir tercihtir. Sonuç olarak hani bu şekilde sunulması bu grafiğin kötü olacağı anlamına gelmiyor. Bu şekilde bir tercih yapılmış. Ben genel olarak baktığım zaman grafikleri beğendim. Dediğim gibi sadece savaş grafiklerini beğenmedim. Yani iki işte o savaş anında yani Pokemon'ların saldırı yaptığı anda oradaki grafikler yine eski tarz olmuş ve artık bunları bırakmaları gerektiği düşünüyorum. 4 numaraya geçiyorum. 4 numaraya geldiğimizde burada birkaç konuyu ele almışım. Yani bir genelleme yapmışım. Pokemon takibi ve Pokemon'lara binme demişim. Pokemon'la uçma demişim ve gökyüzünde Pokemon yakalama demişim. Şimdi bunları biraz açalım. Nasıl şeyler bunlar? Biliyorsunuz Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee oyunlarında Pokemon'lar bizi takip edebiliyor. Hatta zaten oyunun ana Pokemon'ları Eevee ve Pikachu bizi zaten takip ediyor. Üstüne üstlük yani omzumuzda geziyorlar. Bir de normal yakaladığımız Pokemon'lardan bir tanesini toptan çıkarıp yanımızda gezdirebiliyoruz. Biliyorsunuz artık bunu. Burada tabii ki yani çok güzel bir şey yapmışlar. Bu zaten Pokemon severlerin uzun süredir de istediği bir şeydi. Yellow'un remake yapılınca Yellow'daki bu özellik de tabii ki devreye sokulmuş. Tabi bunu çok çok daha iyi hale getirmişler. Mesela bazı Pokemon'lara binebiliyoruz. Bazı Pokemon'ların üzerine binip uçabiliyoruz. İşte denizdeysek bazı Pokemon'ların üstünde gidiyoruz vesaire. İyi yapmışlar. Ben çok başarılı buldum oyunun bu özelliğini. Üstüne üstlük bir de Pokemon'la uçma konusu şu şekilde. Ligden sonra biliyorsunuz hani seride de zaten izlediyseniz bunu yaptık. Ligi bitirdikten sonra şampiyon olduktan sonra belli Pokemon'larla gökyüzünden gidebilme özelliği devreye giriyordu. Charizard, Aerodactyl'a vesaire binmiştik. O daha güzeldi. Şehirler üstünden böyle uçarak gitme ve gökyüzündeki Pokemon'ları yakalama özelliği vardı. Bence bunlar başlı başına bir paket olarak düşünüldüğünde oyunun en güzel yanlarından biri oldu ve 4 numarada kendisine yer buldu diyorum. 3 numaraya geçiyorum. 3 numarada Lure dedim. Lure olayı gerçekten çok güzel bir olaydı bence. Pokemon yani ne diyelim 20 senelik o Pokemon konseptine bir yenilik bir güzellik getirdi bence. Tabii Lure'u biz Pokemon Go'dan biliyoruz nasıl bir şey olduğunu. İlk Pokemon Go'da çıktı bu olay. Ama Pokemon Go'daki kullanımıyla bu oyundaki kullanımı biraz farklı. İşte Go'da ne yapıyorduk mesela bir Pokestop'a gidiyorduk lure atıyorduk oraya işte böyle pembe yapraklar çiçek yaprakları işte akmaya başlıyordu. Yarım saat boyunca o Pokestop'un yanında bulunduğunuz sürece sürekli olarak Pokemon çıkıyordu yanınıza Pokemon yaklaşıyordu bu mantıklıydı. Burada ise lure kullandığınızda Repel'in tam tersi bir etki yapıyor. Yani çimenlerde, suda ya da orada burada dolaştığınız zaman Pokemon'ların çıkması gereken bir yerde daha fazla Pokemon'un yanınıza gelmesini, daha fazla Pokemon'un ortaya çıkmasını sağlıyor.
Aynı zamanda shiny Pokemon ve yüksek EV'li Pokemon'ların da hani bulunmasını sağlayan bir etken lure. Çünkü lure attığınızda shiny oranını, çıkma oranını artırıyorsunuz yani, onu söyleyeyim. Lure o yüzden gerçekten çok güzel bir item, çok güzel kullanılmış. Yani Repel varsa lure neden olmasın değil mi? Şu ana kadar düşünmemeleri bile bence garipti. Güzel olmuş. Beğendiğim, oyunun gerçekten güzel dediğim özelliklerinden biriydi lure diyorum ve 2 numaraya geçiyorum. 2 numarada tabii ki bu oyunun en önemli özelliklerinden biri partner Pokemon'umuz ve bu partner Pokemon'un özellikleri 2 numarada. Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee oyunu yapıldığı zaman, işte oyunun maskot Pokemon'larının Pikachu ve Eevee olduğu öğrenildiği zaman, yani yanımızda sadece dolaştıracağımız bir Pokemon olduğunu düşünmüştük. Ama partner Pokemon'lar hem savaş özellikleriyle, stat değerleriyle hem de yapabildikleriyle gerçekten çok farklı Pokemon'lar olduğunu gösterdi. Farklı farklı saldırılar öğreniyorlar, evrim geçirmiyorlar bir kere ama stat değerleri gerçekten çok yükseltilmiş. Özellikle yani Pikachu mu Eevee mi derseniz, Eevee'nin daha güçlü yapıldığını söyleyebilirim. Ama ben Pikachu'yu oynadım. Pikachu da gayet güçlüydü. Aynı zamanda partner Pokemon'la ilişkilerimiz de gerçekten bu oyunda çok iyiydi. İşte o Pokemon eğitmen arasındaki dostluk, Pokemon eğitmen arasındaki sevgi bağı vesaire, bu muhabbetleri oyuna taşımaya çalışmışlar. Gerçekten de güzeldi. Yani zaman zaman işte kendisine ilgi göstermemizi istiyordu, seviyorduk vesaire. İşte bize bir item buluyordu, getiriyordu falan filan. Zaten bunları gördüğünüz seriyi izlediyseniz. Yani partner Pokemon sadece yanımızda gezdirdiğimiz bir Pokemon'dan öte çok çok böyle özellikli, çok güzel bir, gerçekten takımda bulunması gereken bir Pokemon olarak bizlere sunulmuş. O yüzden ben partner Pokemon özelliğini gerçekten beğendim ve 2 numarada kendisine yer verdim. 1 numaraya geçmeden önce, yani adettendir, bir bonus belirleyeyim dedim. Normalde bonus belirlemeyi de bilirdim ama aklıma geldi. 1 numarayı açıklamadan bir bonus olsun dedim. Bonusu koyma nedenim de yani biraz kararsızdım. Hani bu oyunun gerçekten iyi bir özelliği mi yoksa trash bir özelliği mi ya da gereksiz bir özelliği mi, artık buna siz karar verin. Ama ben beğendim. Farklı bir özellikti. İşte dediğim gibi çok da karar veremediğim için bonusa koydum. Coach Trainer'lar ve Master Trainer'lar bonus olarak yer alıyor. Şimdi Coach Trainer'lar normal lige kadarki bölümde karşımıza çıkıyorlar. İşte fena eğitmenler değiller. Normal eğitmenlerden daha güçlü eğitmenler. İşte bize bir TM verecekse o TM'yi kullanıyor Pokemon'ların da ve savaşı kazanırsak o TM'yi veriyor ya da bize bir ödül veriyor. Mesela Ultra Ball falan veriyor. Öyle şeyler veriyor. Daha böyle güçlü güzel eğitmenler ve bu sistemi gerçekten beğendim ben. Ama Master Trainer olayı biraz daha farklı olmuş. Şimdi Master Trainer olayını ilk duyurduklarında gerçekten vay dedim, böyle hani 151 Pokemon'un 151 ayrı eğitmeni olacak ve biz gidip o Pokemon'larla dövüşeceğiz falan filan. Yani gayet ilginç bir fikir gibi duruyordu. Hem de ligden sonra yapabilecek gerçekten müthiş bir olaydı. Saatlerinizi verebilirsiniz yani oyuna. Ama bunu denedikten sonra biraz bu işin hani yani suyunun kaçtığını düşünüyorum ben. Yani mesela gidiyorsun Venusaur, mesela Venusaur Master Trainer ile savaşacaksın. Öyle abuk subuk saldırılar koymuşlar, öyle kasmışlar ki Pokemon'u. Yani sen gideceksin bir Venusaur, işte Balbazar vesaire bulacaksın, onu Venusaur yapacaksın. Onlardan daha iyi bir şekilde kasacaksın. Onu yenecek saldırıları vereceksin ki anca baş edebilesin. Bir de üstüne 70-75 level'a getireceksin onu. Ya bunu her Pokemon'a oturup yapmak ölüm yani. O yüzden Master Trainer pek böyle amacına ulaşabilecek bir özellik gibi durmuyor. Yani bunu oturup da 151 tanesini yapmak yapmayız. Yani yapan çıkar mı bilmiyorum ama zor. Ama Red'le savaşabilmek için 6 tanesini yenmem gerekiyordu ve o bile beni saatlerce uğraştırdı, onu söyleyeyim. Yani garip garip saldırılar koyuyorlar, ölmüyor bir türlü, kendi basmışlar bayağı bir. O yüzden hani arada kaldım, çok iyi bir özellik mi çok mu böyle abartmışlar bilmiyorum ama farklı bir özellikti ve iyi yönlerine koymak istedim oyunun ve artık 1 numaraya geçelim. Evet, Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee macerasında oyunun beğendiğim yönlerini sıraladığım bu videomda 1 numaraya geldik. 1 numara aslında yani dönemde, yani şey boyunca, seri boyunca aslında yer yer sizlere söyledim. Bu oyunun bu özelliğini gerçekten çok beğendim dedim. O da tabii ki ne arkadaşlar? Chain, Shiny Avı ve Pokemon yakalama olayı.
Şimdi Pokemon yakalama kısmını şöyle bir köşeye koyalım. Yani o bir dursun. Chain ve Shine Avı olayı gerçekten çok iyiydi arkadaşlar. Yani ben 20 senedir hemen hemen Pokemon'u oynayan, izleyen biriyim. Yani Pokemon yakalamanın, Pokemon'u işte ne diyelim, arka arka aynı Pokemon'u yakalamanın bu kadar zevkli olduğu bir oyun hatırlamıyorum şu ana kadar. Başlarda çimenlerden çıkan Pokemon'ların kendisini göstermesi biraz bana hani kötü gelmişti ilk oyun tanıtıldığında. Ya hiçbir sürprizi kalmadı bu işin, işte zırt zırt çıkıp geliyorlar falan diye düşündüm. Ama oyunu oynadığımda anladım ki bu daha güzel bir olaymış. Yani sürpriz çıkacağına, çimenlerden ne çıktığını görüp gidip onu yakalamak bence daha güzelmiş yani. Daha hoşuma gitti açıkçası. Biraz ön yargılı davranmışız herhalde. Yani kısacası bu oyunun bence en güzel yanı chain olayıydı. İşte aynı Pokemon'dan sürekli yakalayıp iyi Pokemon çıkarma olasılığını arttırmak ve tabii ki shine olasılığını arttırmak. Hem zevkliydi hem de güzeldi arkadaşlar. Çok hoşuma giden bir özellikti. Pokemon yakalama kısmını negatife de koydum arkadaşlar. Onda şimdiden biraz spoiler oldu ama. Çünkü bu da biraz havada kalmış bir olay. Pokemoncular burada ikiye bölünüyor. Biri bu sistemi çok beğendi. Diğerleri hiç beğenmedi. Ama yani tabii ki Pokemon Go ile bağlantısı olan bir oyun için Pokemon yakalamanın bu şekilde olması çok normaldi. Ben beğendim. Yani bazen çok gıcık ediyordu. Evet, atıyorsun yakalamıyor falan, böyle çok gıcık ettiği anlar oluyordu ama sistem güzel arkadaşlar. Ya zaten normal Pokemon oyunlarında bu şekilde olmayacak Pokemon yakalama. Yine eski stil olacak ama bu da bir yenilik katmıştı bence. Ha diyeceksiniz vahşi Pokemon'larla savaşmadığımız için çok kötü falan diyenler oldu ama ya vahşi Pokemon'larla savaşmak gerçekten vakit kaybı gibi duruyormuş yani, onu anladık. Direkt yani top atıp yakalama bence daha güzelmiş. Onu da söylemiş olayım. Bu şekilde arkadaşlar Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee macerasında oyunun beğendiğim, sevdiğim, bu oyunun olmuş dediğim 5 güzel özelliğini sizlere sıralamak istedim. Siz de tabii ki yorumlar kısmında oyunun beğendiğiniz kısımlarını yazabilirsiniz. Bunun bir de tam zıttı olan beğenmediğim yönlerini anlattığım bir video daha olacak. O da bekleyin, hemen yakın zamanda gelecektir diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle. Master, Pokemon Master.